Merhaba çocuklar. Bu dersimizde doğal afetler ve onların tanımlarıyla ilgili bir test çözmeye çalışacağız. Hep birlikte başlıyoruz. Nedir birinci sorumuz? Bize diyor ki birinci soruda özne soruluyor bize, yani hangi doğal afet olduğu soruluyor. Tanım verilmiş. Bu doğal afet diyor, çok güçlü bir rüzgardır. Güçlü bir rüzgardır, çok güçlü bir rüzgardır. In a certain place. Yani belli bir bölgedeki güçlü bir rüzgardır diyor. Bunlardan hangisidir diye soruyor. Volcanic eruption, volkanik patlama. Flood, sel, su baskını veya suyun taşması. Hurricane ve tornado rüzgarla bağlantılı. Tornado, tornado, hortum demek. O zaman cevabımız fırtınanın büyüğü olan, fırtınadan daha güçlü olan kasırga, hurricane kelimesi. O zaman cevabımız hurricane. Hurricane is a very strong wind in a certain place. Hemen kontrol edelim. İkinci sorumuza bakalım. Ne diyor bize yine ikinci soruda? Bu doğal afet diyor, neyse, an extremely large wave. En bir demek. Wave dalga demek. Large, büyük dalga, geniş dalga. An extremely large wave. Çok büyük, oldukça büyük bir dalga. Kelimelere bakalım hemen. Landslide, toprak kayması. Avalanche, çığ. Karın bir dağın tepesine aşağı doğru artarak yuvarlanması. Fire, yangın. O zaman doğru cevabımız çok büyük dalga, denizden gelen büyük dalgalar anlamına gelen tsunami. Hemen kontrol ediyoruz. Evet. Üçüncü sorumuz da bize ne diyor? Hemen bakalım. Su olduğunu görüyoruz. Large, yine geniş demek, büyük demek, çok demek, yani çok su. Amount, miktar demek. Aşırı miktarda, çok miktarda sudan bahsediyor bize. Ve cümlemiz tekil bir cümle. Disasters, çoğul, felaketler. Hurricane neydi? Kasırgaydı. Hani rüzgarla bağlantılıydı. Drought, kuraklık demekti. Yani suyun olmaması idi. Susuzluktu. O zaman doğru kelimemiz flood kelimesi. Flood is a large amount of water. Bakalım. Yes, that's right. Burada ne var? Olaylardır diyor. Bu olaylar sebep olur, sebebiyet verir, neden olur, zarara sebebiyet veren olaylar veya ölüme sebebiyet veren olaylar. Hani mantıken yani bunların hepsi zarara ve ölümlere sebebiyet veriyor. Yapıya bakalım, çoğul. Zaten çoğul bir tek yapımız var burada.
Drought neydi? Kuraklıktı. Tornado neydi? Rüzgarla bağlantılıydı ama dairesel hareket eden, yani esen rüzgarlarla bağlantılıydı. Yani hortumdu. Fire yangındı. Sonra cevabımız felaketler, afetler. Yani disasters are events that cause harm or death. Bakalım. Yes, that's right. Bu sorumuzda ne var? Diyor ki bize, ground yer demek, zemin demek, toprak demek. Movement hareket. O zaman yerin hareketi. A sudden movement of the ground, yerin yani toprağın ani hareketi. A sudden and violent movement of the ground, şiddetli demek, yerin ani şiddetli hareketi. Yani yerin birdenbire aniden şiddetle hareket etmesi ne diyoruz? Bakalım. Volkanik patlama, çığ düşmesi, yani kar kümesinin dağdan aşağıya yuvarlanması. Bu toprak kayması. O zaman toprağın birdenbire aniden şiddetli bir şekilde, hani yeryüzünde diyebiliriz, hareket etmesi. Earthquake. Bakalım. Yine gelelim tanıma. Rüzgar diyor bize. Yine güçlü bir rüzgar. O eser in a circle. Yani çember biçiminde dairesel olarak esen rüzgar orman yangını değil. Felaket düşünebilir ama hani rüzgar değil. Yani disaster deyince aklımıza sadece rüzgar gelmiyor. Sonra rüzgarla bağlantılı olan bu ikisiydi. İkisi de kuvvetli, güçlü rüzgardı. Ama bir tanesi bunlardan dairesel hareket ediyordu. O zaman bunlardan hangisi dairesel hareket ediyordu? Bu kasırgaydı. Dairesel hareket eden tornadoydu. O zaman cevabımız tornado. Tornado is a strong wind that blows in a circle. Burada ne var? Hemen baktık. Periyot, dönem. Zaman dilimi. Uzun bir dönem, uzun bir zaman dilimi. Without kelimesi var burada. Geçen dersimizde görmüştük bunun ne olduğunu. Hemen bakalım. Without neydi? Yazamadık. Sız demekti. Hemen yazalım, aşağı indirelim. Without sız demek. O zaman without rain, yağmur sus. Yani yağmur olmadan anlamına geliyor. Peki, o zaman yağmursuz uzun bir dönemden bahsediyoruz. Yağmursuz o zaman
sel, su, taşkını olamaz. Dere, nehir olamaz. Çay olamaz. Yağmursuz olan uzun bir dönem nedir? Kuraklıktır. Kurak dönemdir. Sonra cevabımız drought is a long period without rain. Kontrol edelim. Yes, that's right. Sekizinci sorumuzda ne diyor bize? Hemen baktık. Kardan bahsediyor. Karın miktarı diyor. Large, geniş, büyük demek. Yani çok miktardaki kar, aşırı kar ki bu kar düşer aşağıya bir dağ. Zaman düzgün bir ifadeyle bir dağda aşağı doğru yuvarlanan, aşağıya doğru inen büyük miktardaki kar ne olarak adlandırılır? Kar nedir? Yani dağdan aşağıya yuvarlanan gelen kara, çok miktardaki kara ne deriz diye soruyor bize. Sel, kasırga, dev dalga ve okyanustan gelen depremlerden sonra ve okyanustaki bazı hareketlerden sonra kıyıya vuran dev dalga. Zaman avalanche, doğru cevabımız. Avalanche is a large amount of snow that falls down a mountain. Hemen kontrol edelim. Yes, that's it. Dokuzuncu soruya baktık. Diyor ki bize yine miktar diyor. Bir miktar kaya. Kaya miktarı yani bir kaya, bir miktar kaya. Soil toprak demek veya bir miktar toprak. Yani kaya da olabilir, toprak da olabilir. Yine bu kaya veya toprak falls down, aşağıya düşer. Unexpectedly, beklenmedik biçimde, beklenmedik şekilde. O zaman toparlayalım. Beklenmedik bir biçimde aşağıya düşen, yani yukarıdan aşağıya düşen bir miktar toprak veya kaya parçası, bir miktar kaya. Bu olaya ne denir? Veya bu olay nedir? Diye soruyor. Volkanik patlama, şelale, yangın. O zaman beklenmedik biçimde yukarıdan aşağıya düşen kayalar veya bir miktar kaya, bir miktar toprağa ne ad veriyoruz? Toprak kayması adını veriyoruz. Landslide. Landslide is an amount of rock that falls down unexpectedly. Son sorumuz ne diyor bize baktık? Periyot diyor. Yani dönem, bir zaman dilimi. Long period, uzun bir zaman dilimi. There isn't any rain, hiç yağmur yok. Ve ne ekledik? Hiç yağmurun olmadığı uzun bir zaman dilimi. Yani hiç yağmurun olmadığı, hiç yağmurun yağmadığı uzun bir zaman dilimine verilen addır gibi bir şey. O zaman bu nedir? Deprem değil. Çünkü bu yerin hareketiydi. Avalanche değil. Dağdan ve yukarıdan aşağı inen kar kütlesiydi. Flood su baskınıydı. Su taşmasıydı. O zaman cevabımız
Yine kuraklık. Drought, kuraklık, is a long period. Uzun bir dönemdir. When there isn't any rain. Yani kuraklık, hiç yağmurun olmadığı, hiç yağmurun yağmadığı uzun bir dönemdir. Kontrol edelim. Evet. That's the end of this video. Thanks for watching the videos. Bye bye.